Şimdi İstanbul'dayız. İstanbul'da faaliyetlerine devam eden Enes Tekstil'e gidiyor ve çalışmalar hakkında kendilerinden bilgi alıyoruz. İstanbul Güngören'de faaliyet gösteren Enes Tekstil Hizmetleri, tekstil emprime baskı sektöründe desen ve kalıp imalatı hizmeti veriyor. Firmanın kurucusu Necmettin Aksoy ile birlikteyiz. Tekstil baskı sektöründe hizmet vermekteyiz. Bu hizmetimiz 1980 yılında çırak olarak ilkokulu bitirip bu işe başladık. Ondan sonrasında 1995 yılında kendi işimizi kurmaya karar verdik. İki ortak olarak firmamızı kurduk. Bunu daha ileriye taşımak için mücadele ettik. Tekstilde başarılı olalım, ülke olarak da, firma olarak da başarılı olalım. Kaliteli ve güvenilir vizyonla yola çıktık. Bugünlere kadar geldik. İstanbul'da Güngören Sanayi Mahallesi'nde hizmet vermekteyiz. Şu anda 4 tane kendi markamızla ve bu tekstilin haricinde bir de kuyum sektöründe faaliyet göstermeye devam ediyoruz. Enes Tekstil kurucu firmamız. Bunda emprime, baskı, desen ve kalıp ön hazırlığı yapıyoruz. Desen ve kalıp imalatına bu şekilde başladık. Ondan sonrasında Enes Tekstil markalaşmaya gitti. E-Tek diye bir marka kurduk. Ondan sonrasında da yeni bir firma gündeme geldi. E-Teknik olarak kurduk. Ondan sonra bu markalaşmamız devam etti. E-Teknik yurt dışında kaliteli, güvenilir ürünleri ülkemize getiriyor. Ülkemizdeki tedarikçilere sunmaya hedefliyor. Peki daha çok bunlar kaliteli derken E-Teknik kimyasal mı yapıyor? Baskı yan kimyasalları, işte yapışkandır, emisyondur, filmdir, işte folyo, baskı folyoları, transfer kağıdı, transfer tozu, transfer boyaları ve bu baskı mürekkepleri, bu dijitalde kullanılan baskı mürekkepleri. Firma 1995 yılında daha iyi ve daha kaliteli işler yapabilmek için yurt dışına açılmış. Kendimizi kabuğumuza koymadık. Kabuğumuzun hep dışında dünyaya açıldık. Ve zaten ben çocukluğumdan beri hep böyle ileriye dönük. Yani bu olduğum yerde değil de bir ileride olmayı hedeflemişimdir. Bunu kendi firmamı kurduğum zaman dedim ben yurt dışına açılacağım. Yurt dışındaki güzel yapılan şeyleri ülkemizde insanlara anlatacağım, yapacağım, uygulayacağım. Belli hep ben şunu hedeflemişimdir: yüksek kalite. Niye? Çünkü bizim ürettiğimiz malı insanlar vitrinde alıp kullanıyor. Güzel mal giysinler, güzel mal kullansınlar, kaliteli baskı giysinler, kaliteli ürün kullansınlar diye. Burada da firmaları bilgilendiriyoruz. Bakın diyoruz, bunu böyle yaparsanız daha iyi olur. Teknik anlamda bildiklerimizi, yurt dışında öğrendiğimiz şeyleri gelip burada insanlara bu şekilde yapılıyor. Yurt dışında biz Avrupa'nın niye gerisinde olalım? Onlardan önde olmamız lazım. Şu anda 4 ülkeye ihracatımız var. 5 ülkeden de ithalatımız var. İhracatımızı arttırmak için son 3 yıldır fuarlara ağırlık verdik. Şimdi yurt dışı fuarlarına katılarak arttırmaya başlıyoruz. Necmettin Aksoy, çevreci bir kuruluş olduklarını ifade ediyor. Çevre bizim için en önemli şey. Yani eski yeşili korumamız gerekiyor ve arttırmamız gerekiyor. Onun için de baskı sektöründe biz getirdiğimiz ürünleri
sıfır kimyasal, tamamen organik, çevreye ve insana zarar vermeyen ürünler. Zaten bu başarımızın ana sebebi bu. Necmettin Aksoy'a gelecek planlarını soruyoruz. İleriye dönük projelerimizde olan şey, Anadolu'ya şubeleşme gibi veya merkezi o tarafa taşıma gibi bir şeyimiz olacak. Necmettin Aksoy'dan sektör olarak yaşadıkları sorunları dile getirmesini istediğimizde şu yanıtı alıyoruz. Zaten şu anda herkesin ana sıkıntısı 3 ay bir eleman bir yerde çalışıyor, bakıyor. Diyor ben bu işi yaparım, gidiyor. Önüne gelen yer açabiliyor. Biz de onlarla rekabet edemiyoruz. Ara eleman sıkıntınız var mı diye soruyoruz. Yani o zaten son 5 senedir has safhada. Biz eleman arıyoruz, eleman bulamıyoruz ama işsizlik bakıyoruz ki yüksek seviyede, ama biz sektörde eleman çalıştıracak eleman bulamıyoruz. Biz şuna bağlıyoruz, insanlar kolay para kazanmak istiyor, çalışarak para kazanmak istemiyor diye düşünüyoruz. Peki böyle yabancılarla bu işi kapatılmaya çalışıyor, yasal olmaması. İşte biz de yabancı çalıştırmak istemiyoruz. Yani biz eğer bu ülkede bir şey yapacaksak, bu ülkede işsizlik diye bir belayla uğraşıyorsak, niye ben yabancı bir işçi çalıştırayım, riske niye gireyim? Firma yenilikçi olmaya ve teknolojiyi yakından takip etmeye büyük önem veriyor. Necmettin Aksoy bugünkü konumlarını da buna borçlu olduklarını ifade ediyor. Teknolojiyi kullandığımız için biz ayaktayız ve biraz faal, aktif olarak yaşıyoruz. Teknolojinin gerisinde kaldığımız zaman sizi piyasa dışarı itiyor. Her şeyi açıyoruz. Ben mesela her şeyi biliyorum demiyorum ama sektörümle alakalı birçok şeyi biliyorum. Ya bilmediğim şeyi de hemen öğrenebiliyorum. O öyle bir şeyim var. Eksiğimi telafi etme ve yenilikçi olduğumuz için sektörde ayakta duruyoruz. Geriye baktığımız zaman bakıyorum, benim bu işe ilk başladığım yıllarda piyasanın, Türkiye'nin devlerinin yanında çalıştım ben. Bugün onlar yok oldular. Yok olmalarının sebebini kabuğunda durdular. Yenilikçi olmak bizi ileriye taşıyan bir araç. Necmettin Aksoy'a son olarak devletten beklentilerini soruyoruz. Enerji pahalı. Biz enerji pahalı diye şimdi enerji tasarrufu yaptıracak ham maddeler üzerinde çalışıyoruz. Mesela boyayı fikse etmeden kurutmanın hem ekolojisi bozulmayacak hem de kullanıcı fazla enerji harcamadan işi bitirecek. Öyle ürünler geliştirmeye çalışıyoruz. Ama tabii ki yüksek maliyetler bazı şeyleri engelliyor. İşte bazı şeylerde teşvikler olması lazım ki biz bunları rahat yapabilelim. Yani ve burada kazanan yine bizim ülkemiz olacak. Biz bunları başka yerde geliştirmeye uğraşmıyoruz. Burada uğraşıyoruz. Ülkemiz kazansın. Biz kazanalım.